Serkan Kurtuluş aslında kimdir? Serkan Kurtuluş adını Türkiye, İzmir'de ev hapsindeyken öldürülen iş adamı Ahmet Kurtuluş cinayetiyle duymaya başladı. FETÖ borsası kurmakla suçlananlar arasında bulunan Ahmet Kurtuluş, ev hapsi şartıyla bırakılmış evinde tutuluyordu. Bu sırada kendisini polis olarak tanıtarak gelen bir kişi tarafından vurularak öldürülüyordu. İşte bu kişi Serkan Kurtuluş'tu. İddiaya göre Serkan Kurtuluş İzmir'de 60 kişilik organize suç örgütünün lideri konumunda bulunuyor. Suriye Savaşı'nın başladığı dönemde Suriye'ye gönderilen isimlerden biriydi. Düşürülen Rus uçağının pilotunu öldürülen isimler arasında da yer alıyor. Suriye'de bir müddet kaldıktan sonra İzmir'e geri dönüyor. 15 Temmuz sonrası birçok esnafı kaçırarak şantaj ve tehditle onlardan para topladığını itiraf ediyor. Gasp, yağma, tehdit, silahlı tehdit, adam yaralama, adam kaçırma, çırılçıplak soyup resim çekerek şantaj yapma olayları çoğalıp şikayetler artınca hakkında soruşturma açılıyor. Soruşturma derinleştikçe Serkan Kurtuluş'un derin ve kirli ilişkileri ortaya çıkıyor. Serkan Kurtuluş ifadesinde İzmir İstihbarat Eski Şube Müdürü Kudret Dikmen ve Eski AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş ile ortaklaşa çalıştığını itiraf ediyor. Serkan Kurtuluş polis müdürü olan Kudret Dikmen'in FETÖ operasyonlarında gözaltına alınacak kişilerin listesini kendisine verdiğini, kendisini de seni dosyadan çıkaracağız vaadiyle bu isimlerden 200 bin ile 1 milyon TL arasında para aldığını itiraf ediyor. İddianamede gözaltı listesinde bulunan müşteki İG'nin polis süsü verilmiş örgüt üyeleri tarafından kaçırılarak alıkonulduğu, bir süre sonra çırılçıplak fotoğraflarının çekilerek serbest bırakıldığı ve baskıyla iki kez para alındığı ifadeleri var. Serkan Kurtuluş'un operasyon listesinde yer alan iş adamlarına giderek cemaate 8. ayda operasyon yapılacağını, 100 bin dolar vermesi halinde aklanacağını, gözaltı listesinin elinde olduğunu, istihbarat müdürünün arkadaşı olduğunu söylediği ifadeleri var. TK isimli bir iş adamıysa bana da bu teklifi yaptılar, inanmadım. Serkan beni istihbarat müdürü K. Dikmen'le görüştürdü. Görüşme sonrası Kurtuluş'un kendisinden 500 bin TL istediğini, 250 bin TL'ye anlaştıklarını anlattı. Dosyada istihbarat müdürü Kudret Dikmen'i çete liderini makamına çağırdı, kaçırılacak kişilerin sinyal bilgilerini çeteye aktardı, kaçırılan kişilerden birinin İŞ olduğu, MASAK araştırmasında istihbarat müdürünün hesabında açıklaması olmayan paraların bulunduğu yer alıyor. Serkan Kurtuluş ifadesinde istihbarat müdürü ve eski AK Parti İzmir İl Başkanı Yardımcısı Ahmet Kurtuluş ile bu paraları bölüşüyorduk. İstihbarat müdürü benden İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'nın payı diyerek ekstra para alıyordu. Ona verip vermediğini bilmiyorum ifadeleri var. Bu ifadelerden sonra çete içinde karşılıklı resleşmeler ve kavgalar yaşanıyor. Serkan Kurtuluş'un AK Parti İl Başkan Yardımcısı ile arası bozuluyor. Bir müddet sonraysa Ahmet Kurtuluş öldürülüyor. Cinayet sonrası Serkan Kurtuluş Gürcistan'a kaçıyor. İzmir Serkan Kurtuluş hakkında uluslararası tutuklanma talebi çıkarıyor. Gürcistan'da gözaltına alınan Kurtuluş bir süre tutuklu kalıyor. İade için bürokratik işlemler devam ederken boşluktan yaralanarak Arjantin'e kaçıyor. İddianamede yer alan ifadeler üzerine istihbarat müdürü şüpheli Kudret Dikmen hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü'nden istenen soruşturma izni red cevabı geliyor. Konuyla ilgili haberler çoğalınca soruşturma izni verilmemesi kararına yapılan itiraz üzerine 28 Ağustos 2018'de Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Dava Dairesi'nin kararı üzerine soruşturma izni verildiği ortaya çıkacaktı. Arjantin'de Interpol tarafından tutuklanan Serkan Kurtuluş hapishanede tutuluyor. Artı bir TV'ye konuşan Serkan Kurtuluş, Türkiye'nin kendisinin iade davası için avukat tuttuğunu söyleyerek araştırdım. Türkiye daha önce hiç kimsenin iade davası için avukat tutmamış. Ama benim için buradaki bir hukuk bürosuyla 250 bin dolar karşılığında anlaşmışlar. Eğer iadem olursa da 1 milyon dolar vereceklermiş. Neden bu kadar uğraşıyorlar? Çünkü elimde çok ciddi belgeler var. Ancak amaçları beni mahkemeye çıkarmamak. İade alarak öldürmek istiyorlar ifadelerini kullanmıştı. Serkan Kurtuluş, Sedat Peker'in açıklamalarıyla ilgili olarak da bence daha hiçbir şey konuşmadı. Daha çok şey konuşacak. AK Parti'nin şöyle bir politikası var. Herkesi kullanıyor ve daha sonra bir kenara atıyor. Peker'in Cumhurbaşkanı'yla tokalaşırken fotoğrafı var.
AK Parti için mitingler yapıyordu. AK Parti ile olan ilişkileri zaten çok net biçimde ortada. Demek ki bazı sözler verdiler, yerine getirmediler. Şimdi o da açıklamalara başladı. Bence çok daha fazla açıklama yapacak. Sadece Sedat Peker değil, birçok kişi zaman içerisinde AK Parti hükümetinin işlediği suçlarla ilgili, yaptığı illegal işlerle, yapılanmalarla ilgili açıklamalar yapacaktır diye konuştu.